Hiç şüphe yok ki Bamila Rawson ve erkek kardeşinin oğlu Suzanne davası, kazalarda en çok örnek gösterilen ve anlatılan hikaye olmuştur. Bamila, 5 aylık yeğeninin bakımını üstlenmişti. Her sabah olduğu gibi birlikte gezintiye çıkmışlardı. Çocuk üşüdüğü için ağlamaya başladı. Bamila bunun üzerine eve dönmeye karar verdi. Çocuğu aracın ön koltuğuna oturttuğunu bile fark etmeden hızlı bir şekilde yol almıştı. Birkaç dakika sonra Bamila, Suzanne'ın oldukça durgun olduğunu fark etti. Ancak çocuğun sadece yorgun olduğunu ve o yüzden uyuyakaldığını düşündü ve hayatı boyunca unutamayacağı bir olay yaşamak üzere olduğunu bilmeden bu durumu önemsemeyip yolu tamamladı. Dikiz aynasından arabanın arka koltuğuna baktığında Bamila gizemli bir şekilde nefes alışverişi duraksayan çocuğun rengini görüp dona kaldı. Kadın hemen arabayı durdurdu ve ambulans çağırdı. Çocuğu kollarına aldı ve onu kurtarmaya çalışarak ona ilk yardım uyguladı. Dudaklarını çocuğun ağzına dayadı ve ona bu şok edici görüntüde oksijen vermeye çalıştı. İnsanlar ona yardım etmek için yanına yaklaşmaya çalıştılar. Neyse ki şans eseri ambulans görevlileri çabucak ulaştılar. Ufaklığa suni teneffüs yaptılar ve bebek yavaş yavaş nefes almaya başladı. Bebeğin doktorlar tarafından kontrolü tamamlandığında her şeyin çocuğun nefes yollarını tıkayan bir boğulma sonucu olduğu ortaya çıktı. Burnundaki sıvılar iyi bir şekilde temizlenmemiş ve bunun yol açtığı tıkanma neredeyse bu küçük meleğin hayatına mal oluyormuş. Çeşitli istatistiklere göre dünyada 4 yaş altı bebeklerin ölümüne sebep olan şeylerin %25'i ebeveyn ihmali kaynaklı. Bu yüzden lütfen dikkatli olun ve bu tip şeyleri ihmal etmeyin. 0-12 aylık bebeklerde en yaygın önlenebilir ölüm nedenlerinden birisidir. Maalesef boğulma. Hava yollarına kaçan, içecek, yiyecek ya da yabancı bir cisim boğulmaya neden olabilir. Bebekler sürekli çevresini öğrenme ve keşfetme çabasındadırlar. Bu keşiflerini de en iyi elleri ve ağızlarıyla yaparlar. Ağızlarına götürdükleri yabancı bir cisim eğer bebeğin nefes borusuna kaçarsa boğulmaya sebep olabilir. Eğer süt çocuğu dönemindeki bebeğin boğazına bir şey kaçarsa öncelikle bebek öksürecektir. Buna bir süre müsaade etmeliyiz ancak bir türlü çıkartamıyorsa ve yüzünün rengi de morarmaya başlıyorsa sırtına 5 kez arka arkaya vurmalıyız. Bu işlemi yaparken bebeğin başı bir miktar aşağıda olmalı ancak boynu vurma işlemi sırasında zarar görmesin diye çeneden desteklemeliyiz. Eğer öyle çıkmıyorsa halk arasında iman tahtası denilen göğsün tam ortasına tam 5 kez baskı uygulamalıyız. Daha büyük çocuklardaysa kendi çıkartamıyorsa karın içerisine göğse doğru basınç uygulaması yapılabilir. Bu sayede yabancı cisim çıkarılabilir.